Cumhur İttifakı genişliyor mu? Hüdapar'dan açıklama var. Başka partilerle görüşüldüğü söyleniyor, biliniyor. Bu gelişmeleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben daha önce de birkaç kere sorulduğunda ifade ettim. Elbette ki Cumhur İttifakı'nın genişlemesinden memnuniyet duyarız. Yani Cumhur İttifakı'nın ilkeleri var. Onlara sahip çıkan ya da onları içselleştiren, kabul eden her siyasi parti Cumhur İttifakı'na katılabilir. Her bir vatandaşımız da Cumhur İttifakı'na gelebilir, destekleyebilir. Bunlar nedir? Bunlar devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali. Devleti, ülkeyi, milleti önceleyecek. Bu ismi geçen siyasi partilerin hepsiyle de görüşüldüğünü biliyoruz. Hı hı. Belli bir süreden beri ve inşallah bu partilerimiz de Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer olur. Cumhur İttifakı'nı destekler ve seçimlerde de Cumhur İttifakı hem seçimin Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili ayağını kazanarak zaferle bitirir. Evet. Sayın Başkan, isterseniz dünkü görüşmeden başlayalım. Tabii diğer partiler de hangi partiler Cumhur İttifakı'na katılacak, katılmayacak, o tartışma devam ediyor ama öncelikle sizden başlayalım. Çünkü dün siz 1 saat 40 dakikalık bir görüşme evet. gerçekleştirdiniz Sayın Cumhurbaşkanı'yla. Çıkışta da bir açıklama yaptınız. Çok fazla da detay vermediniz. Genel olarak detayları buraya sakladım. Onun için manşetleri burada atacağız. Nasıl geçti? Cumhurbaşkanı nasıl bakıyor? Genişleme ile ilgili sizin saydığınız ilkelere eklediği başka bir ilke var mı? Ne tahmin ediyorsunuz? Kaç partiyle gider? Nasıldı görüşme? Beklentilerinizden farklı bu havada mıydı? Şimdi tabii bizim görüşmemizden önce heyetlerimiz bir geçtiğimiz ay bir de son bir hafta içerisinde yani toplam 3 görüşme gerçekleştirmişlerdi. O görüşmeler belli bir noktaya geldikten sonra da biz Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştük. Zaten normalde her fırsatta görüşüyoruz. Ondan zaten bir hafta önce yine Sayın Bahçeli, işte Cumhurbaşkanımız birlikte Kahramanmaraş, Elbistan, Afşin ve Adıyaman, Doğanşehir, deprem bölgeleri ziyaretleri yapmıştık. Orada yine uçakta giderken gelirken sohbetlerimiz oldu. Ama bu tabii seçime ve direkte işte ittifaka yönelik bir görüşmeydi. Tabii görüşmemizin yine ilk yarım saati baş başa ve daha çok depremde yapılanlar. İşte bizim, çünkü biz de başından beri, ilk günden beri deprem bölgesindeyiz. Hem parti olarak şahsım hem de bizim Alperen Ocakları Vakfımızın 20 timi var. Arama kurtarma ekibi. Her bir timde 18 ila 24 kişi var. Bunlar İçişleri Bakanlığı, AFAD'dan akredite olmuş, oradan yetiştirilmiş, kurs almış profesyoneller. Bunlar zaten ilk gün itibariyle oraya gittiler. Hala bölgenin hemen hemen bütün illerinde bizim yardım koordinasyon merkezlerimiz var. Arkadaşlarımız orada yine devam ediyorlar. Gelen yardımları dağıtmaya, vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya. Bunları istişare ettik, önerilerimizi söyledik. Gündemdeki diğer konuları konuşma fırsatı bulduk. Daha sonra da heyetlerimiz toplantıya dahil oldular ve bu sefer de Cumhurbaşkanımız, ben ve diğer her iki partinin de üçer kişi olmak üzere heyet halinde de bir saatin üzerinde bir görüşme gerçekleştirdik. Bu tamamen 14 Mayıs'taki seçimlere yönelikti. Peki bu seçimlere yönelik yaptığınız görüşme Büyük Birlik Partisi açısından yeni başlıklar, yani o ittifakın en büyük partisi AK Parti ve Sayın evet. Cumhurbaşkanı da o partinin genel başkanı. Siz Büyük Birlik Partisi olarak daha önceki dönemlerden farklı olarak bir beklenti sundunuz mu? Biz Büyük Birlik Partisi olarak şunun şöyle olmasını istiyoruz, biz yeni dönemde bunu talep ediyoruz gibi özel bir başlık açtınız mı? Şimdi şöyle, hem genelle ilgili bir düşüncelerimizi ifade ettik. Yani Cumhur İttifakı nasıl seçime hazırlanmalı veya işte nelere daha çok ağırlık vermeli? Kamuoyunda gördüklerimiz, mesela müthiş bir algı operasyonu var karşı tarafın. Mesela son 3-4 günde, yani Kemal Bey'in adaylığının ilanından sonra 2000 yeni video girilmiş. Yani ne öyle bir yeni, 2000 yeni video girilmiş sosyal medya hesaplarında. Aday olduktan sonra. Aday olduktan sonraki 3-4 gün içerisinde. Ne video? Propaganda. Yani
Yani bunun propaganda. Sizin için olumsuz bir yanı mı var? Mesela şöyle, o videolardan iki türlü. Tam olarak neyi kastediyorsunuz? Şimdi o videoların bir kısmı Kemal Bey'in adaylığını desteklerken, bir kısmı da Cumhur İttifakı'nı olumsuzlayan videolar, paylaşımlar. Bu videoları kimler yapmış? Resmi hesaplardan CHP kaynaklı mı ya da Millet İttifakı partileri mi yoksa? Bunların bir kısmı resmi, partilerin yaptıkları, bir kısmı da fake hesaplardan, troller tarafından yapılan şeyler. Ama 2000 civarında video girilmiş. Mesela örneğin bunu ben söylemek istiyorum. Bu bizim tespitimiz. Şimdi mesela bizim oradaki algıyı terse çevirmemiz lazım. Yani çünkü bu gerçek değil. Gerçek olmayan haberler yansıtılıyor. Mesela benim bir sözüm oldu. Ben işte hafta başı Diyarbakır'daydım. Önce Diyarbakır'da işte koordinasyon merkezi, Vali Bey'i ziyaret ettim. Sonra çadır kenti ziyaret ettim. Orada vatandaşlarımızla görüştük. Çadırlara girdik. Sonra Diyarbakır annelerini ziyaret ettim. Tabii oraya gidince o annelerin feryadını, babaların feryadını görüyorsunuz. Hemen HDP il binasının önünde. Benim çocuğum buradan gitti diyor. Benim çocuğumun şu eşyası buradan çıktı diyor. İşte benim çocuğumu diyor, işte bir HDP grup başkan vekilinin ismini veriyor. Mersin'de mi Adana'da mı o götürdü diyor. Şimdi bütün bunları dinliyorsunuz. 16-17 yaşında götürülmüş bu çocuklar. Şimdi duygusallaşıyorsunuz. Ve ben orada dedim ki, yani terörle mücadeleyi tabii esas alarak, işte bu binlerce şehidin kanını elinde bulunduran, işte buradaki yüzlerce, binlerce çocuğu bu şekilde zorla, kimisini uyuşturucu müptelası yaparak, kimisini işte parti binasından zorla, kimisini işte kız arkadaşıyla, kimisini erkek arkadaşıyla yoldan çıkarıp böyle daha teröre götürmüşler. Bunu yapan bir terör örgütünün siyasi uzantısıyla iş yapmak ya da bunun desteğini istemek, kim bunu yapıyorsa bunun bir diyeti olur. Ha, bu diyeti de onu yapan ödemiyor. Yani CHP'nin genel başkanı ya da yöneticileri ödemiyor. Bizim Mehmetçiğimiz ödüyor, askerimiz, polisimiz ödüyor. Kim ödüyor? İşte o Diyarbakır'daki anaların, babaların çocukları ödüyor. Van'daki, Şırnak'taki o analar, babalar ödüyor. Sayın Başkan, ve ben orada dedim ki, hayır, örneği tamamlayayım. Evet. Bunu kim yapıyorsa bunun hem bu dünyada hem ahirette vebali vardır. Hemen bir bakıyorsunuz manşet. Cumhuriyet'te destici dedi ki Kılıçdaroğlu'na oy vermenin dünya ve ahirette vebali vardır. Şimdi bunun gibi, yani onlarca, yüzlerce, bunu da yani Serap Hanım'ın konumundaki farklı televizyonlarda program yapan sunucular ya da sizin gibi oturan yorumcular o zaman mı yapıyor? O zaman şey gibi mi? Yani medyanın ve sosyal medyanın gidişatıyla ilgili epey ciddi bir sorun olduğunu tespit ettiniz. Peki Sayın Cumhurbaşkanı ile konuşurken buna yönelik sizin açınızdan bir tedbirler paketi mi devreye sokacaksınız? Yok, bu yok. Bu konuda şey yok, yani çözüm olarak aranızda nereye vardınız? Yok, o bizim işimiz. Ya bu konu değil. Açıldı mı ya da? Ya da açıldı o, mı? O bizim işimiz değil. O medya komisyonlarının işi ya da partilerdeki medya başkanlıklarının, medya sorumlularının işi. İsterseniz bu biz sadece gördüğümüz tespitleri söyleriz. Onlar alttaki, yani partilerdeki görevli konunun uzmanları bununla ilgilenirler. Sayın